Tamam. Tamam. Şimdi nerede kaldık diye sormuştum. Ben cevabını vereyim. Dönüşümde kalmıştık. Şimdi ben bir hikaye yaşadım. O hikayeyi sektörü dönüştürmek için nasıl kullanabilirim? 20 yaşında bir genç küçük işler yaparak ayakta kalıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor. Sonra ayakta kalıp canı sıkılıyor, bir proje yaratıyor. O projeyi büyük bir markaya bir şekilde veriyor, işbirliğine götürüyor. Sonra diyor ki bunu yaptım ama yetmez, bunu sektörle paylaşmalıyım diyor. Markalara gidiyor, markalara lafını dinletemiyor, ajanslarla işbirliğine gidiyor. Ve ajanslarla işbirliğine gittiğimizde bu özetten sonra dedim ki bu dönüşümü ancak ve ancak geleneksel zihinleri dönüştürerek yapabiliriz. Son 20-30 yıldır Türkiye'de bazı mutlak doğrular var arkadaşlar. Mutlak doğru. Değişmiyor. Tam sayfa ilan. Yani yıllardır var. Tam sayfa ilan. Çeyrek sayfa ilan. Siz yeni medyada niye okuyorsunuz biliyor musunuz? Artık tam sayfa ilanın değeri kalmadığı için okuyorsunuz. Siz yeni medyada okuyorsunuz çünkü artık radyo spotunun değeri kalmadığı için okuyorsunuz. Siz artık yeni medyayla televizyonda prime time dönemi öldüğü için okuyorsunuz. Farkında mısınız ben bu hikayeyi nereye getirdim? Eski medyayı yeni medya ve yeni bir pazarlama deneyimi dünyası yaratmak için. Sektörü dönüştürmek için. İstediğim bir yere getirdim. Sizler hazır bir sektörün içine düşmeyeceksiniz. Bunu lütfen aklınıza sokun. Sektör şu anda çalkalanıyor. İyiler var, kötüler var, süperler var, vasatlar var, o var, bu var. Her şey dönüyor. Herkes doğru arıyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Son 20 yıldır yaşanan ve kullanılan mutlak doğrular bitti arkadaşlar. Mutlak doğruların hepsini unutun. Mutlak doğru nedir? İşte sektör için şu kadar para kazanılır. Şöyle iş yapılır. Tam sayfa ilan şunu şuraya getirir. Hürriyet şu kadar satar. Posta gazetesi şöyle satar. Radyo şöyledir. Sinema böyledir. Mutlak doğrular bitti. Durumsal doğrular başladı. Durumsal doğru şu anda içinde bulunduğumuz durum. Mesela Google Plus şu anda çöktü. Ne yapacaksın? Gazete çöktü mü? Gazete çöküyor mu? Gazete en fazla bir gün basamıyor. Ya da yetiştiremiyor. Ya da haberi sokamıyor. Bir sonraki gün basıyor. Yani yolu, yöntemi, her şeyi var. Google Plus çöktü. Twitter kapatıldı. Durumsal bir doğrumuz var. Ne yapacağız? Müşteri hakaret etti. Müşteri çok beğendi. Medya artık tek taraflı değil. Medya artık mutlak doğrulardan oluşmuyor. Durumsal doğruları anlayabilmeniz için de güncel durumu bilmeniz gerekiyor. Ve benim dönüşüme başladığımda ilk anlattığım şey son 15-20 yıldır var olan yapıyı nasıl gelenekselden dijital demeyelim ama yeni zemine taşırız. Çünkü dijital de yeni iletişim ekosisteminin küçük bir parçası. Yeni medya sadece dijital değil arkadaşlar, bunu da unutmayın. Sadece internet sitesinden, sadece Twitter'dan ve Facebook'tan yeni medya olmuyor. Yeni medya sadece internet ve dijitalden, sosyal medyadan oluşmuyor. O yüzden son 20 senedir medya ve iletişim sektörünün doğruları ve kazandıkları sizin için var olmayacak. Siz buna hazır mısınız? Elbette şu an hazır değilsiniz. Peki hazırlanacak mısınız? Durumsal bir doğruyla karşı karşıya kaldım ve çok can sıkıcı bir durum. Ne yapacaksın? Bu soruların cevabını aramıyorum. Sen kendini bu duruma hazırlıyor musun? Arkadaşlar, mutlak doğrunun olmadığı yerde doğruları anlatmak da saçmalık.
O yüzden ben size bugün doğruları anlatmaya gelmedim. Ben yaşadıklarımı anlatayım. Siz oradan durumsal doğrularınıza çıkarımda bulunun. Dönüştürmek için başladık. Bir marka, iki marka, üç marka, beş marka derken Hayal Akademisi artık 30'un üzerinde markayla ve birden çok ajansla çalışan iyi bir çözüm ortağı haline geldi. Hangi çözümü üretiyorduk biliyor musunuz? Eski dünyanın paradigmaları ve eski dünyanın iletişim zihinlerine, ama bunu kötü anlamda söylemiyorum, eski bir bakış açısına sahip, yeni dünyadaki bakış açısı nasıl onu anlatıyorduk. Biz bir danışmanlık şirketiyiz arkadaşlar. Biz insanlara, markalara, ajanslara ve sektöre yeni dünyada iletişim ve stratejik planlama nasıl olur'u anlatıyoruz. Biz de yanılabiliyoruz. Bu arada yeni dünya, yeni medya yanılmak için çok müsait bir yer. Şimdi yanlış kelime yazmak gibi değil ama stratejik olarak da yanılabilirsin. Yanlış bir öngörüye de sahip olabilirsin. Ama iyi bir öngörüye sahip olabilmek için sürekli okumanız gerekiyor. Sürekli okuyacaksınız. Makale okuyacaksınız. Benim blogumu okuyacaksınız. İsmail abinin köşe yazılarını okuyacaksınız. Sektörde bir sürü insan bir şey yazıyor. Ve insanların toplam içeriklerinden kendi doğrularınızı bulacaksınız. Kendi öngörülerinizi yaratacaksınız. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Asker olmayacaksınız. Çünkü askerler sanayi döneminin çalışanları. İşçi. Standart bir işçi. Biz neyiz biliyor musunuz? Yine işçiyiz. Ama bilgi işçisiyiz. Bizler bilgi emekçisiyiz. Artık sizler bir fabrika işçisi değilsiniz. Sizler bir üretimhanenin standart çalışanları olmayacaksınız. O yüzden hem doğrularınız, hem bilginiz, hem işçilik vasfınız yeni dünyanın, bilgi ve iletişim dünyasının yapısına uygun olmak zorunda. Durumsal doğrulardan kastım bu. Tabii bütün bunları yaparken şunu unutmayın. Ben bu dönüşüm için markalara gittiğimde herkesin fıtratı aynı değil. Kimisi sizi beğenmiyor. Kimisi sizden nefret ediyor. Kimisi sizi çok seviyor. Kimisi sizinle toplantı yapmak için can atıyor. Kimisi toplantı bir an önce bitsin de gidelim istiyor. Eğer ki en ufak bir olumsuzlukla karşılaştığınızda bu yeni dünyada ya uf sıkıldım artık derseniz kaybedersiniz. Bu iş inişli çıkışlı bir yer. Yani bu işin standartları, sabah 9'da şunu yapacağım, 10'da şunu yapacağım, akşam 6'da da çıkacağım. Mesai kavramınızın bittiği bir dünyaya hoş geldiniz. Peki, mesai yoksa o zaman bir ofis de olmaması lazım bence. Ve ben 10 yıldır arkadaşlar mesai kavramına bu işe başladığım için, bu işte çalıştığım için mesai kavramına karşıyım. Yapı itibariyle 9-6. O yüzden vapurda çalışıyorum. O yüzden Starbucks'ta çalışıyorum. Benim 10 senedir bir ofisim yok. Bunu da gururla söylüyorum bak. Gururla. Bir ofisim yok. Bir masam yok. Bir kart vizitim yok. Şaka yapmıyorum. Kart vizitim yok. Yani zorla bastıranlar oldu, şey yapanlar oldu falan. Ben istemiyorum. Yahu bilgi ve iletişim çağında çok isteyen Google'a Ercüment Büyükşener yazsın. Çok isteyen telefonumu alsın. E-mail'im var. Kartvizit alıp ne yapıyorsun? Çerçeveletip duvara mı asıyorsun? Yok. O zaman yeni dünyada böyle çalışmamız lazım. Ve çalıştığımız bütün arkadaşlarımıza da ilk şunu söylüyoruz. Ofis yok. Zaman yok. Mekan yok. Seçim senin. İş var. Ama nerede çalışmak istiyorsan tuvalette çalış. Bana ne? İşini iyi yaptıktan sonra, iyi planladıktan sonra gece çalış, gündüz çalış. Sana verilen bir iş varsa zamanında yap. Ama
bunu sen kendin için yap. Birilerini veya birinin çizdiği çerçeveler için değil. Şu anda bizim şirketimiz bu dönüşümü yaşatırken ajanslara, markalara, yeni medyayı, yeni dünyayı, yeni pazarlamayı anlatırken kendi şirketimizi de dönüştürüyoruz. Şirketimizde şu anda çalışan bütün ekip arkadaşlarımız, 10-15 kişiyle çalışıyoruz. Hadi 15 kişi yani dışarıda çalışanlarla beraber, bize destek olanlarla birlikte 15 kişiyle bütün toplantılarımızı Google Talk üzerinden yapıyoruz. Skype üzerinden yapıyoruz. Facebook'ta gruplarımız var. Bu arada Google'ın bütün servisleri gitti. Yani Google Talk'tan gitti şu anda. Tamam, o zaman Skype var. İşte mutlak doğru bu yüzden yok. Google çöktü. Tamam, Google Talk'ta konuşmayız. Skype'ta konuşuruz. Facebook'ta konuşuruz. O bittiyse öbüründe konuşuruz. En kötü telefonlaşırız. WhatsApp'ımız var. WhatsApp grubundayız gibi. Şimdi bu bize ne getirdi biliyor musunuz? Zaten İsmail Hoca da bahsetmiştir. Yeni medyanın, iyi yaşa, yeni medyanın size getirdiği, yeni dünyanın getirdiği en önemli değer zaman ve mekan bağımsızlığı. Bugün bu dersi tabletten işleyenler, canlı yayında izleyenler, daha sonra canlı yayının dışında izleyenler bu dersi alabiliyor. Zaman, mekan ve sınırlar ortadan kalkıyor. Şimdi bunu medya için düşünün. Türkiye bir Gezi Parkı süreci yaşadı. Değil mi? iPhone'lar canlı yayında kamera oldu. Şu kadar bir kamera. İnternet yayın mecrası oldu. Facebook, Twitter ve diğerleri. Medya da değişiyor, dönüşüyor. Peki, ajanslara ve markalara bunu anlatıyoruz. Bu yeni dünyada artık mesajını iletmek yetmiyor. İlettiğin mesajın, ulaştığı kişilerin bir araya gelip senin için bir şeyler yapabiliyor olması lazım. Artık ana hedef satış değil arkadaşlar. Pazarlama ne için yapılır biliyor musunuz? Eskiden, sanayi döneminde pazarlama satış için yapılırdı. Hala satış için yapıyorlar. Ama asıl artık pazarlama dediğimiz şey deneyim için, deneyim tasarımı için yapılmalı. Sen öyle bir şey söyle, öyle bir şey yap ki insanlar iyi şeyler hissetsin. Yani iyi bir deneyim yaşasın. Yaşadıkları iyi deneyimi birbirlerine anlatsınlar. Ve sonra desinler ki, ya biz bir aileyiz. Yani aileden kastım, biz aynı şeyleri hissediyoruz. Müşterilerimiz, bizi dinleyenler, çalıştığımız insanlar için ürettiğiniz ürünleri satın alanlar. Bir araya geldiklerinde senin için bir şey yapsınlar. Tanıdık geliyor mu? Kulüp Vayo. Ben 7 sene önce, 8 sene önce fark etmeden bunu yapmışım. Zamandan, mekandan bağımsız müşterilerin markanın mesajlarıyla, orada marka ben oldum bir ara resmen, artık ben ne diyorsam Vayo konuşuyor falan demeye başladılar. İşte bugün markalar medyayı, gazete, dergi, televizyon, radyo yerine yeni bir zeminde konuşmak zorundalar. İnternet, internet üzerindeki farklı platformlar, sosyal ağlar ve yeni bir iletişim paradigması ve kendi dünyasına ait kuralları var. Ve hatta bu bence iddialı olacak ama kuralları bile yok, değerleri var. Çünkü yeni dünyada iletişim mecranın kendisi değil, mecrayı oluşturan sizlerden oluşuyor. Ve sizlerin de kuralları değil, değerleri var. Bugün bir marka hepinize konuşurken sizin ortak iyi pozitif değerinizi yakalamak zorunda. Artık masanın üstüne çıkıp bağırmanın bir anlamı kalmadı. Gazete, dergi, televizyon, radyo masanın üstüne çıkıp bağırmaktı. Bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. İşte o yüzden
son 20 yıldır Türkiye'de medya ilişkileri yönetimi masanın üstüne nasıl çıkılır ve hangi tonda bağırılırı anlatıyordu. Ama bugün artık masanın üstüne çıkmak değil, doğru cümleleri söyleyip bu sınıfta dağıldıktan sonra sizin zihninizde, aklınızda beni anlatabileceğiniz ortak noktalar bırakabilmek değerli. Birebir konuşabilmek, benle iletişime geçmeniz. Şimdi keskin bir şekilde ayrılıyor mu zihninizde? Yeni medya nedir? Korkmayın, ilk sınıftasınız ama önünüzde uzun bir yol var ve bu yolda değişim ve dönüşümün yolu olacak. Değişmeye devam edecek. Peki, biz şirketimizi bu hale getirdik, büyüttük. İşte ciddi manada büyük markalarla çalışır hale getirdik. Ve ben şunu gördüm. Aslında şirketi büyütmek değil, güçlü olmak, güçlü kılmak daha önemli. Şahsınız için de böyle olmalı. Birçok üniversite öğrencisiyle görüşüyoruz. Diyoruz ki, ne yapmak istiyorsun? Çok para kazanmak istiyorum diyor. Size söyleyeyim mi? Çok yanlış bir yer. Bir sürü hikaye anlattım değil mi size? Farklı farklı. Hiç içinde çok para kazanmak istiyorum duydunuz mu? Ama para kazandım mı? Yani bir rakam telaffuz etmedim ama anlamışsınızdır. Para kazandım, kaybettim, kazandım, insan kazandım, insanlarla büyük şeylere imza attım, projeler. Yani para kazanıyorsun. Hedefiniz büyük para olmasın. Bir, çünkü yeni dünya büyük parayla ilişkili bir yer değil. Seni büyük paraya götüren başka bir şeyle ilgili. Seni büyük paraya statü de götürmüyor arkadaşlar. CEO olacağım. Kartvizitine 20 yaşında CEO yazanlar var. Zannediyor ki CEO yazınca hesabına her ay 20 bin dolar yatacak. Yok, bu da yok. Statüyle de alakalı değil. Sizin beklentiniz, hayattan beklentiniz, insanlardan beklentiniz, statü, ünvan ve para olmamalı. 3-4 sene önce bir arkadaşımız genç, sizin gibi mezun olmaya yakın bir zamanda dedi ki Ercüment abi seninle çalışmak istiyorum. Bakın bu da çok önemli. Demin dediğim gibi iletişime geçin, konuşun, sorun, söyleyin, eleştirin. Beni bile eleştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben anlattım çalışma modelimiz. Ben vapurda çalışıyorum. Biniyorum vapura. Basıyorum 3-5 defa. Yukarı çıkıyorum, inmiyorum. Milletin denize sıfır ofisi var, benim denizin üstünde ofisim var. Böyle. Yıllardır böyle. Milletin denize işte yakın ofisi var. Ben Etiler Bebek'te deniz yanımda dalga seslerini duyarak çalışıyorum. Elektrik ve su da elektrik ve internet de bedava. Kahveye de para veriyorsun, o kadar da ver değil mi? İnternetin olduğu her yer benim için ofis. Yeni medya okuyorsanız dört duvar arasına saplı kalmaktan korkun. O yüzden İsmail Hoca yeni medya dersini tabletlerinizle size verdirmeye çalışıyor. Sınıfta olmanızın da bence bazı avantajları var ama sürekli olmamalı mesela. Siz benle iletişime geçebilirsiniz, soru sorabilirsiniz, tanışabilirsiniz. Arada bir şey sorabilirsiniz. Hayat da böyle. Yeni medya, yeni dünya, yeni iletişim zaman ve mekandan bağımsız ama doğru zamanda, doğru yerde de olmanız gerekiyor. Bunu da kaçırmayın. Ve tabii bütün bunlar olurken, bizim şirketimiz güçlenirken, büyürken ben sadece para, iş, ticaret, pazarlama, internet, yeni medya la değil, iyi de birilerini de bu işe hazırlamam gerektiğini düşündüm. Ve 2010 yılının sonlarına doğru Kadir Has Üniversitesi'nden ilk Sosyal Medya Akademisi diye bir akademiden teklif geldi. 4 senedir burada 9. dönem eğitimini verdiğimiz bir eğitimde eğitmen olarak başladım. Çok mutlu oldum.
Yılda bir ya da iki ders veriyorum, anlatıyorum. İnsanlar ilham alıyorlar, sağ olsunlar. Sonra başka yerde buluşuyoruz. Arkasından yaptığımız işlerle çok büyük ödüller almaya başladık 2010'da. İlk ödülümüz 4 EMEA bölgesi, Europe, Middle East, Asya. 3 kıtada, özür dilerim, 3 kıtada Avrupa, Orta Doğu ve Asya kıtalarında en iyi dijital business to business, B2B, şirket kurumla başka bir yapının işbirliğini sağlamak oldu. Marka ismi vermeyeyim, reklam olmasın ama gittik, Prag'da ödül aldık. Prag Kalesi'nde çıktık o gece, birinci olacağımızı bilmiyorduk. 2000 proje arasından birinci seçildik. O projenin hemen arkasından diğer bir Türkiye'de başvurduğumuz alanlarda ödül aldık. Ödül önemli değildi arkadaşlar. Ödülü kaldırmak, ödülü tutmak bunlar değil. Çok mutlusun. Acayip mutlu oldum yani. Çok muhteşem bir şey ama yarattığımız etki tamam. Yarattığımız etki birilerinin kulağına gitti. Nedir bu kulağa giden şey? O dönemde aldığımız ödüllerle Bilgi Üniversitesi'nden X bir hocamızın dikkatini çekiyoruz. Halkla ilişkiler, iletişim, pazarlama üzerine. Ve beni Kadir Has'tan sonra ikinci üniversitem Bilgi Üniversitesi'ne davet ettiler. Ve ben Bilgi Üniversitesi'nde ilk yüksek lisans dersi vererek başladım. 2011. 2010-2011 eğitim döneminde. Ondan sonra 3 kıtada aldık ya hani birincilik bir markayla ödül. Arkasından bizi dünya çapında bir finale çağırdılar. Dediler ki projeniz dünyanın en iyi 5 projesinden biri seçildi. Bir de o kıtalarda seçilenlerin arasından da bir jüri seçim yapıyor. Uçağa atladım. Yolda gidiyorum. Portekiz'deyiz bu sefer. Portekiz'e ödül törenine gidiyoruz. Bir baktım yanıma bir hanımefendi düştü. Bakın hayat böyle. Hayat sizi hep bir yerlere taşıyor. Uçakta gidiyorum. Merhaba efendim, nasılsınız, iyisiniz, siz nasılsınız falan. Hocam nereden tanışıyoruz tam hatırlayamadım ama sizi böyle bir görmüşlüğüm var. Ben de Bilgi Üniversitesi'nden. Kimsiniz hocam? Barika Göncü. Nereden hocam? Ben lisans bölümünde, lisansta halkla ilişkiler programında eğitim veriyorum. Hocam ben de Bilgi Üniversitesi yüksek lisansta şu şu derslere giriyorum. Aa işte nereye gidiyorsun? Ödül töreni. Aa ben de oraya gidiyorum çünkü PR ajansı, halkla ilişkiler etkinliği bu. Ödül töreni de var. O gece gittik. Dünyanın en iyi 5 projesinden biri seçilmişiz. Birinci seçilmesek de olur. Dünyanın en iyi projesi olmasa da olur. Önemli değil. Süper bir insan tanıdım. O geceyi birlikte geçirdik. Ödül töreninde aşağı indik. Nefes almak için sohbet ettik. Barika Hoca ne dedi biliyor musunuz? Ercüment ya dedi madem öyle bir programın var yüksek lisansta. Seni dedi lisansa alalım. Lisansta öğrencilerimize ders ver. Bunları anlatmak lazım bu hikayeleri. Bu ödülleri nasıl aldığınızı, neler yaşadığınızı anlatın dedi. Çünkü ben kimlere danışmanlık yapıyordum arkadaşlar? Halkla ilişkiler ve iletişim ajanslarına. Beni okula davet eden hocamız nerede? Halkla İlişkiler programında. Arkadaşlar hayat böyle işte. Hayat böyle. Ben o dönem markaları anlatmaya çalıştım. Beni kimse dinlemedi değil mi? Ben o gün ne yapabilirdim? Vazgeçebilirdim değil mi? Rotamı değiştirdim. Rota beni başka bir yere götürdü. O beni iyi projelere, iyi projeler, o projeleri de ben kreatif direktörü ve içerik direktörü olarak yer aldım. Yani projeyi ben yönettim. Ekibimiz de vardı tabii ki. Ben tek başıma değildim ama kreatif direktör olarak ödül almaya da ben gittim. Projenin fikri, teması bana ait olduğu için. Orada biriyle tanıştım. Ama bakın ilk ödülde birinci olduğumuz için dünya finalistlerine kalma şansımız oldu. İkinci Portekiz seyahatimde o hocamla tanıştım. O hocam beni öyle böyle derken arkadaşlar ben Bilgi Üniversitesi'nde
Üçüncü eğitim ve öğretim yılımı bitirdim. Bu sene dördüncü eğitim ve öğretim yılım. Üniversiteye girdim. Ders vermeye başladım. Orada da biraz rahat durmadım. Orada da dersleri Facebook'ta işlemeye başladım. Şu an İsmail hocamız da bu benzer yapıyı, aynısını ben de Bilgi Üniversitesi'nde yapıyorum. Ve Bilgi Üniversitesi'ndeki derslerimi madem Facebook'ta yapıyorum dedim, Facebook'ta final sınavı yaptım. Sonra o Facebook'taki final sınavı gazetelere, internete, CNN'de, CNN Türk'te Cüneyt Özdemir beni davet etti. Gittim orada anlattım canlı yayında. YouTube'da hepsini izleyebilirsiniz. Bunların hiçbirinin önemi yok. Önemi olan ne biliyorsunuz? Bu yaptığım şeyin sonucu bana başka yeni kapıları açıyor olması. 2000'li yıllarda başlayan yolculuk 2014'e geldiğinde bugün 3 üniversite, Kadir Has, Bilgi Üniversitesi, Gaziantep'te bir üniversite ve hatta başka farklı üniversitelerde de sertifika programlarıyla eğitimlere dönüştü. Neden eğitim? Sektörümüzün daha iyi ve daha kaliteli, nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. Eğitim dışında şirketimiz güçlendi, büyüdü, iş ortakları genişledi. Nitelikli insan kaynakları ne olmaya başladı? Bizimle çalışmaya başladı. Nitelikli insan kaynağı, eğitim ve yeni sanayi, bilgi ve iletişim sanayisi, bilgi ve iletişim ekonomisi birleşti. Ben bu birleşenlerin yanında bunları sadece eğitimle anlatamam diye yazmaya başladım. Birkaç farklı dergiden teklif geldi, bunları yazmaya başladım. Yaptığımın bir önemi yok arkadaşlar. Yaptıklarınızın gelecekte sizi taşıdıkları ve açtığı kapıların önemi var. Ben de hatalar yaptım. Benim de yanlışlarım oldu. Ama vazgeçmeyeceksin. Yani yeni medya dediğiniz şey aslında yeni dünyanın ta kendisi. Ve sizin de bu yeni dünyada ustalaşmanız gerekiyor. Üniversite size bir tane diploma veriyor. Ama asıl mesele o diplomanın üstünde yazan ismin arkasında hangi birikimleri taşıdığı. Bunu kendinize lütfen not edin. Yani diploma için okumayın. Diplomanın arkasında büyük bir birikim yaratmak için okuyun. Burada benle ve başka bir sürü insanla tanışıyorsunuz değil mi? Bu insanlarla diyalog kurun, iletişim kurun. Çünkü benim hayatımda bu son 10-12 senede dinledikleriniz hep diyalog, iletişim, bir şekilde o diyaloğu farklı bir dünyaya ve farklı bir fırsata çevirme ve tüm bunların birleşkesinden kazanç sağlama. Para ana hedef olduğunda arkasındakiler yok oluyor. Arkasındaki bilgi, değer ve paylaşım ekonomisini kendinizde bulduğunuzda bir bakıyorsunuz hesabınıza birileri para yatırıyor. Bence hesabına yatan parayla ilgilenen değil, kartvizitin üstünde yazan statünüzle ilgilenen değil, yarattığı değerle ilgilenen kişi olun. Yarattığınız değer birilerinin size bir ünvan vermesini, yarattığınız değer o ünvanın hesabınıza para yatmasını sağlayacak. Benim son 14 senem böyle geçti. Bunlar size hikaye gibi gelebilir ama sektör çok yeni. Yani adı üstünde yeni medya. Yeni medyanın olduğu bir dünyada yeni bir sürü şeyle karşı karşıyayız. Ekonomi. Yeni bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Yeni bir hukukla karşı karşıyayız arkadaşlar. Twitter'da biri sana hakaret ettiğinde hukuki süreçler yeniden yazılıyor. Bakın Türkiye'de 5651 nolu diye bir bilişim hukuku yasası var değil mi? Yeni bir yasa.
Yeni medya bununla da alakalı. Yeni insan kaynaklarıyla alakalı. Yeni bir eğitimle alakalı. Yeni bir pazarlamayla alakalı. Aslında bu bölüm yeni medya değil arkadaşlar. İsmail abi şimdi kızacak bana ama. Yeni dünya ile alakalı. Ve sizlerin yeni medya diye kendini kısıtlamayıp büyük resmi görenlerden olmanız lazım. Yeni dünya kurulurken soru şu size. Kuranlardan mı olacaksınız yoksa birilerinin kurduğu yeni dünyanın oyuncularından mı? Bence kuranlardan olun. Bu yeni dünya şu anda hep birlikte inşa edeceğimiz bir yer. Ama şunu da unutmayın. Mutlak doğrular yok diyorum ama diğer yandan da insanların söylediklerine kulak verin. Kendi bilginizle damıtın ve ustalaşın. Şimdi bakın bu çok önemli, ustalaşın. Profesör olun demiyorum, doçent olun demiyorum, müdür olun demiyorum, yönetici olun demiyorum, uzman olun demiyorum. Yıllardır bir sürü uzmanlık sertifika programına katılıyorum. Uzman olun demiyorum arkadaşlar. Müdür yardımcısı olun demiyorum. Usta olun. Bakın bu çok çok derin bir şey. Ustalık çok derin bir şey. Bir de kalfalık var. Bir de çıraklık var. Şu anda henüz çıraklığa adım atan bir dönemdesiniz. Yavaş yavaş kalfalığa plan yapın ve ondan sonra da ustalaşın. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar ama aslında bu yolculukta sektörün birçok farklı oyuncunun size ihtiyacı var. Bunu da unutmayın. O yüzden bu oyunculuğu da yani bu oyunun içerisindeki oyunculuğunuzu da sürekli geliştirin. Okuyun ve paylaşın. Şimdi sizinle bir tane video paylaşacağım. O videoyu izledikten sonra ustalaşmakla ilgili. O videonun sonrasında ben de bu projede yer almıştım. Ve çok sevdiğim, çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Sizlere bunu izleteceğim. Sonra da İsmail hocamızla kapanış yapacağız. Galiba şeyi kapatsam, lambaları kapatsam daha iyi değil mi? Sonrasında da sorularınız olursa sorularınızı keyifle cevaplıyor olurum. Çünkü vaktimiz de var. Evet. Şimdi aslında bana sorarsan usta diye bir şey yok da ustalığı anlayan adamlar var. Mesela ustalığı anlamak ne demek biliyor musunuz? Ustalığı anlamak için kültürlü olmak lazım. O kültürün sahibi isen zaten anlıyorsun demektir işi. Ondan sonra sana bir dünya görüşün de varsa onun için de seçme payı verir. Öyle ki yani her şey kültüre dayanıyor. Yani boş bir sergi düşün. Hani bana bir sergi yapabilir misin? Hiçbir şey anlatmayan. Muhakkak yani en tane, bir tek çizgi bile kosa bölücülük demektir. Yani bir tek duvar örmek demek insanları ikiye bölmektir. Yani böyle şeyler vardır dünyada. Bütün bunların farkına varman lazım. Ve ondan sonra fotoğraf çekmen lazım. Bir köşede bir adamın geçmesini bilmem ne kadar zaman beklemişimdir. Yani istemişimdir yani orada bir şey gelir. Hatta adam yetmemiştir yanında bir tane de kör köpek olsa derim. Çok düşünmüşümdür falan. Mesela fotoğraf öyle düşünüldüğü gibi yani boş havada bir şey değildir. Biz devrimizin tarihini yazmaktayız. Yani kimler? İşte benim gibi foto muhabirleri yani dokümanterciler, bilmem neciler filan ya da ne bileyim şey insan hayatını kayda geçiren adamlar. Biz şimdi insan hayatını yaşadığımız devrim aynasının gelecek asırlara taşıyan malzemeyi kullanıyoruz. Bu oldukça mühim bir şeydir yani. Bu tarihtir, tarih. Sabıra ihtiyaç var, anlamak için. Zamana ihtiyaç var, yaşamak için. Yaşayıp gidiyoruz bir tane hayatta.
Aslında kendim söylemiyorum bunu. Bir edebiyatçı arkadaşımdan ödünç alıyorum. Bir hırkadır giydiğimiz başkalarının çıkardığı. Bizden önce hayatlar vardı. Bizden sonra da hayatlar olacak. Biz arada bir yerde bir hayat yaşıyoruz. Sabıra ihtiyaç var anlamak için. Zamana ihtiyaç var. Ama en çok da şunu bilmeye ihtiyaç var. Bir semt adı değildir usta. Varamazsınız. Belki ulaşılacak bir mertebedir. Ulaşamazsınız. Onu anladığınızda belki azıcık ustalaşmaya başlarsınız. İşini en iyi yapan insan demek usta. Ama aynı zamanda çırağı olmayana usta denir mi? Ustası olmayana çırak denir mi? Hayatın ta kendisi gibi, gece ve gündüz gibi. Biri varsa diğeri de var. Biri yoksa diğerinin adı bile yok. Usta deyince en çok çırağı hissediyorum. Çırak deyince de bir usta arıyorum. Zamana bakıyorum, kolumdaki saatle, duvardakiyle, masadakiyle ya da dönen mevsimlerle, geçen haftalarla, aylarla, yıllarla, doğum günleriyle diyorlar ki büyüyorsun, yaşlanıyorsun. Yaşlanmak, yaş almak demek aslında. Yaş almak, biraz daha içini doldurmak, biraz daha emmek demek. Usta işini en iyi yapan insan demek. O zaman sen de her ne yapıyorsan, yaşıyorsan iyi yaşa. Yemek yiyorsan eğer çok güzel yemeye çalış. Hayat geçiyor ve bize ait bir tane var. Kendi hayatımızın ustası olmak amacımız. En büyük ihtiyacımız sadakat. Ustalık deyince hemen üç kavram geliyor akla. Zaman, sabır, bir de sadakat. Zaman ben ne yaparsam odur. Onu nasıl değerlendirirsem, nasıl öldürürsem, nasıl alırsam, nasıl yok edersem, nasıl yaratırsam zaman odur. Zamanın yok edemediği hiçbir kötü gün yoktur diyor Macbeth. Ya da Hamlet şöyle söylüyor. Zamanın görkemi yalanın maskesini düşürür, gerçeği ortaya çıkarır. Ama Yahya Kemal de vakit üzerine çok güzel bir şey söylemiş. Aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın. Yani geçmiş, geçen ya da gelecek vakitlere çok da önem vermeden aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın demiş. Sadakat o çok önemli. Ama en önemlisi insanın başkasını değil, galiba kendine sadık olabilmesi. Yani ilkelerinden vazgeçmemesi. Galiba sadakat insanın kendiyle barışık olmasıyla, dürüst olmasıyla ilgili bir şey. Ustalık tarihten alıp da bugüne getirdiğimiz zaman kültürün içinde çok önemli bir unsurdur. Bizim tarihimizde de çok önemlidir. Osmanlı'da ahilik vardır ve çok muhteşem bir şeydir ahilik. Bugün hatta yeniden yaratmaya çalışıyorlar. Onun bir namusu vardır. İşte o da bir kültürel birikimin eseridir. Bugün ama ustalık dediğimiz zaman söz gelimi ben bir oyuncuyum. Yani İnsan kendine usta diyemez ama tabii öğrencilerim bana hocam, ustam diyorlar, eyvallah. Ama asıl mesele ustalıkta galiba zamandır. Yani tabii ki sadakatin ve sabrın çok önemi vardır. Ama en önemli öge zamandır. Çünkü insan zaman içerisinde ustalaşıyor. Eğer sen kendini usta diye addediyorsan işte orada sen bitmişsindir artık. Thank you.
Zaman. Tuhaf bir kavram. Ben 18 yaşına gelinceye kadar zaman benim için hiç geçmek bilmedi. Ama 18 yaşından sonra sanki arkasından atlı kovalıyormuş gibi geçmeye başladı. İstanbul'da zaman çok çabuk geçiyor. Köye gittiğim zamansa yavaş. Gün içerisinde bir gördüğüm insanı orada 8 kez görme şansım var. Bütün doğanın hareketlerini izleyebiliyorum. Ama kent böyle değil. Zaman kentte de insanın yanında değil. Ben bu kadar zaman zarfında zamanla ilgili derde düşüp düşündüğüm zamanlarda sonunda şunu buldum. Hep zaman geçiyor deriz ya. Bir baktım ki geçer benmişim. Zaman değil. Evet, şimdi kanımca insanoğlunun en büyük zenginliklerinden bir tanesi de sabırla yol alabilme yeteneğidir. Bu yol aslında gerçekçi, akılcı ve soğukkanlı alınması gereken bir yol olarak görüyorum. Sabrın sonu selamet derler, ona pek inanmasam da o yol sabırla alınırsa sonunda kazanılan başarılar emeğe dayalı olduğu için çok daha büyük bir keyif ve başarıyı da beraberinde getiriyor. Yaşam zaten aslında günün bir saatinde, bir yerinde, bir biçimde ölümü beklemek. Ama bunu beklerken insan yaşamda aceleci yaşamayacak ama acele yaşayacak. İşte o acele yaşarken de o sabrı bir biçimde önüne koyacak. Öyle olduğunda insan belki de ne bileyim daha çok zenginleşiyor. Daha bir işe yarar oluyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Bir ustanın bir lafı var. Tepeye kuşlar çok rahat konarmış. Ve kondukları gibi de giderlermiş. Ama sürüngenler o tepeye, o varoşa öylesine emekle kanırta kanırta ağır ağır çıkarlarmış ki o tepeye vardıklarında onları oradan koparmak pek kolay olamazmış. Kim bilir? Belki ustalık böyle başlıyor. Ustalıkta önemli olan ne? Zaman mı? Diye soralım. Yalnız zamanın önemli olduğunu söylemek mümkün değil. Ben mimar olarak 1945'ten beri mimarım. Çok da yapı yaptım. Ama geçen zamanın bunun bu işte ustalık olmaya yararlı olduğunu muhakkak biliyorum. Tabii başka bir şey daha var. Tersinden de başlayalım. Benim yazarlığımın da başladığı sene 63 yaşındadır. 63 yaşında başladım ve gazete yazarıyla zorla başlattılar. Onun peşinden 2 sene geçti kitaplara başladım. 63 yaşında ilk kitabım çıktı. Şimdi 90 küsur oldu. Kaç küsur oldu onu da unuttum ha bakın şimdi. Böyledir bu zaman. İnsanı şaşırtır gider. Sabır gerekir mi? Sabır mutlaka gerekir. Her işte gerekir. Sabrı özellikle mimarlıkta ne kadar sabır gerektiğini öğrendiğim için biliyorum. Sabır öğrenmenin fevkalade ciddi şekilde öğrenebilmenin kaynaklarından birisidir. Sadece zamanla, sadece sabırla olmuyor. Bağlı kalmak lazım, bağlı kalmak. Yani yapılan işe sadık olmak lazım. Ne kadar? Yıllarca. Sınırlı mı? Değil. Bu da sınırlı değil. Ömür boyu. Kısa özeti bu. Eğer birinin bir hedefi varsa, o hedefe gitmek için kendine hayal tarlasında şurası yani. Bir fotoğraf, bir resim, bir yol, bir güzergah belirlediyse aslında o kadar da zor değil.
değil beklemek. Ben bir hikaye biliyorum. Çok çok eskiden, çağlar öncesinden bir düstur hikayesi bu aslında. Zamanı anlatan, sadakati anlatan, sabrın ne olduğunu anlatan, demlenmenin yani bir hikaye. 5 sene sustururlarmış ustalar çıraklarını. Bütün düşünceleri, bütün sohbetleri, bütün var olanı dinledikten sonra tek bir soru hakları varmış. Neden diye sormak o da. Ama neden diye sordukları zaman da meselenin tam da özüne dair nedeni bulmaları gerekirmiş. Doğru yeri bulmayan da tekrar birinci derse geri dönermiş. Sabır çok ustalaştırır insanı. Evet. 14 dakika vaktinizi aldım ama faydalı oldu herhalde. Konuştuklarımızla eşleşti mi? Bu saatten sonra size şunu yapın, bunu yapın diyemem ama bir, zamanınızı iyi kullanın, sabredin ve yaptığınız işe sadık olun arkadaşlar. Anlattıkları gibi usta olmak istiyorsanız bunlara ihtiyacınız var. Müdür, uzman ve diğer hepsinden daha önemlisi de bence ustalık. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdınız aşağı yukarı 2 saatinizi. Sorularınız olursa birazdan soru cevap da yaparız. İnternetten de gelen sorulara yanıt veriyor olacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. İsmail Hocam herhalde sen devam edeceksin. Soru yok mu? Soru varsa sorularınızla devam edebiliriz. Fazla şeydi abi, fazla masalsıydı. Evet, gerçekten biraz düşünün. Mesela internetten birisi demiş ki, demin biraz anlattım, hiç mi kariyer korkunuz olmadı diyor. Ben de ona şunu söyledim. Kariyer eğer fazla para, büyük maaşlar, yüksek statü ve daha fazla yüksekler, hep daha iyisi, daha çok derseniz bu kariyer korkusunu getirir. Ben dedim ya, daha çok para değil, daha çok değer yaratmak istedim. Daha çok değer yarattıkça daha çok para verdiler. O yüzden kariyer eşdeğeriniz statü ve maaş olmasın, ne kadar değer yarattığınız olsun. Başka? Sor bakalım. Ben şey merak ediyorum. Şimdi siz dediniz ki 20 yaşında bu işe başladım, insanlarla konuştum. Hı-hı. Buraya konuşabilirsen hatta sesli olarak daha iyi duyarlı. İnsanlarla tanıştım, onlarla konuştum. Şimdi insanlar da genel olarak gençleri dinlemezler ya da onların düşüncelerini önemsemezler. Siz nasıl konuştunuz ki insanları ikna edebildiniz? Ben çok merak ediyorum. Güzel. İkna, nasıl ikna ettim? Şimdi beni de dinlemediler. Bayağı yani sadece ilk 20'li yaşlarımda dinlemediler değil ki. 25-26'lı yaşlarıma kadar beni dinlemediler. Ama şu var. Ben öğrencilerime hep ilk derste şunu söylerim. Şikayet etmeyin, ikna edin. Diyorlar ki aynı. Dinlemiyorlar hocam, bizi dinlemiyorlar. Ben de diyorum ki ikna etmek için ne yaptın? Döküman hazırladın mı? Rapor sundun mu? Rakamlara baktın mı? Profesyonel olmak zorunda değilsin. İkna etmek için ne yaptın? Hocam anlattım. Anlatmak yetmiyor ki arkadaşlar. Keşke anlattı. Böyle herkese anlatınca haklısın ya desin değil mi? Ben bile biri beni ikna etmek istediğinde bana bir kanıt sunmalısın diyorum. İnsanları ikna etmek için konuşmak kadar kanıtlarını da hazırlaman gerekiyor. Bunu da dökümanlarla, raporlarla, sunumlarla ve bir şeylere dayandırarak yapman lazım. Belki de bir deneyim yaşatman gerekiyor. Her zaman konuşmak işe yaramıyor. Bir artısı bu. Evet, başka? Merve, ne diyorsun? Hocam ben açıkçası çok fazla ilham doluyum şu an. Ben şu an çok ilham doluyum. Buradan çıktığım gibi, abi şeye dönmesin bu istifayı verip, okuldan çıkıyor, ayrılıyorum ben diye noktasına bak, dönmesin. Öğrencilerim kötü etkileme. 4 seni birinci sınıfta getirmekle hata mı ettim? 4'te falan getirseydim. Abi yok, 4'e kadar yani yolunuz var, çok güzel geçecek inşallah. Ama zaten okul bu işin merkezi. Ben o yüzden buraya geliyorum. Yoksa sokakta buluşurduk. Evet. Elpi de galiba bir soru soracak.
Evet. Hiç korktunuz mu peki bütün bu... Hiç korktunuz mu? Bütün bu süreç içerisinde hiçbir zaman başaramayacağım. Hani hep bir yerde önüm kesilecek. Hani tabii tabii. Ya, anlattım ya. Ben mesela ya olmadı bitti diyordum yani. Bitti. Olmayacak. Peki şöyle bir korkunuz oldu mu? Hani diyorsunuz ya genç yaştayım ikna etmek için bir şeyleri etmem gerekti. Hı hı. Genç olduğunuz için sizden o büyük olan insanlar, daha deneyimli, daha bilgi olan insanlar diyeyim. Hani sizin elinizdeki yaptığınız o güzel şeyleri çok beğendi, bayıldılar. Ama bunu siz genç olduğunuz için sizin üzerinizden göstermek istemeyip de kendi üzerlerine alıp... Tabii bunu yapanlar da oldu. Sen çok gençsin, sen henüz sahneye çıkabilecek, henüz anlatabilecek durumda değilsin. Sen hazırla, biz anlatırız dediler. Ama burada önemli olan şey şu... Anlattırdığın şeyin de arkasında durmak, sahip çıkmak. Ben bugüne kadar yaptığım her şeyin arkasında durdum, sahip de çıktım. Orada önemli olan, ya vallahi ben bilmiyorum, siz alın, götürün, anlatın. Tamam, buyurun anlatın. Fakat ben de katılmak istiyorum. Dinleyeceğim. Katılamazsın. Peki tamam, katılmayacağım. Fakat lütfen anlattıktan sonra bana neler olduğunu raporlayın. Bana lütfen yazın. Sonuçlarını görmek istiyorum. Süreç nasıl işliyor? Bu arada bilmiyorum ne olacak? Anlamak istiyorum. Beni boş bırakmayın. Beni sallamayın. Eğer yetmiyorsan ki yetmediğim çok zaman oldu. Vazgeçmek bir çözüm değil. Yapamıyorum bir çözüm değil. Alıp verip kaçmak bir çözüm değil. Ben hayatta anlamam bir çözüm değil. Ver, anlatsınlar ama peşini bırakma. Bu çok önemli bir şey. Arkasını takip etmek. Nasıl sürecin nasıl işlediğini görmek. Ama korktun mu sorusu? Çok korktum. Çok sıkıntılar yaşadım. Çok büyük problemler yaşadım. Birçok insan bilmez anlatmam da. Ama çok büyük sıkıntıların içinden geçerken sabır, zaman ve sadık olduğum şeyi bırakmamak. Sizin çok güzel bir geçmişiniz var. İyisiyle kötüsüyle. Meryem'in söylediği gibi bize de ilham kaynağı aldınız. Siz bu ilhamı fikri nereden aldınız? Ben onu merak ediyorum. Güzel, çok iyi soru. Ben bu ilhamı nereden aldım? Valla şimdi bana bu ilhamı veren çok sevdiğim abilerim var. Benden büyük. Bak başta burada bir tanesi. Benim her dönem bana ilham veren insanlar değişti. Her dönem. Çok sevdiğim, mesela vefat eden bir abim var eskilerden, 13-14 yıl önce. Benle oturup sohbet ederdi. İş değil ama hayata dair sohbet ederdi. O dönem oydu mesela, Tayfun abim, Allah rahmet eylesin. O vardı. Beni ilk bilgisayarla tanıştıran. Sonra başka bir arkadaşım vardı. Oturup onunla hayata dair sohbet ediyordum. Bakın, ne kadar çok ticaret sarmalına girerseniz o kadar ilhamdan uzaklaşıyorsunuz. Ben bugün size burada sosyal medya nedir anlatırdım değil mi? Ben bugün size burada bir şirkette nasıl çalışılır da anlatırdım. Anlatırdım değil mi? Siz de buradan hırs yaparak çıkardınız. Ben bugün buradan hırs yaparak çıkmanızı değil, ben bugün buradan sorgulayarak çıkmanızı istiyorum. Çünkü ben sorgulayarak başladım. Hayatım nereye gidiyor? Nasıl mutlu olacağım? Neler yaşayacağım? Başarı nedir? Başarı çok kazandığınız para değildir. Başarı üst düzey yöneticilik değildir arkadaşlar. Daha sabah vapurda konuştuk İsmail abiyle. Başarı iş hayatınızdaki başarınız değildir. Bunu lütfen düşünün ve bana o ilhamı iş hayatım dışında benimle sohbet eden abilerim verdi. Sevdiklerim verdi. Şu anda da güncel olarak isim vereyim. İsmail Hakkı Polat şu anda. 2010-2014 yıllarında Allah uzun ömür versin hep beraber oturup konuşalım. İsmail Hakkı Polat, Uğur Özmen, sonra çok sevdiğim arkadaşım Bilal Temizer. Var, isimler var ama isimler de önemli değil. Ne biliyor musun? O insanların bana verdiği enerji, cümleler, kelimeler önemli. Onların bana anlattıkları önemli ve onların hangi masada, hangi sofrada nasıl olduğu önemli. Bana şu an ilham ışığı olan bu insanlar, daha önce ilham ışığı olan çok insan da tanıdım. Ama iş konuşmayın, biraz işi durun, hayat konuşun. Hayatı konuşursan iş hayatını da konuşursun. Ama sadece iş hayatı konuşursan hayatı ıskalarsın. Ben öyle yaptım. Peki bu
OAYO toplantısını bir etkinlikle kapanış yapacağınızı söylemiştiniz. Eğer evet. oraya o görevliler gelmeseydi bu bir pes ediş mi olacaktı ya da kafanızda başka bir proje var mıydı o zaman? Vardı. Evet vardı. Yani orada ben kendimce başarılıydım. Bir başarı vardı. Ama bu başarıyı göremeyenler vardı. Bak bu da bir bakış açısı. Ben bir şeyi başardım ama birileri görmedi, görmek istemedi. İkisinin arasında çok büyük fark var. Ben başaramadım değil, başardım ama görmediler. O zaman yeniden başka bir şey başarabilirim ve onu daha yükseğe tırmandırabilirim. Böyle bir şey. O yüzden başarısızlık değil, başarıyı farklı bir formata, farklı bir şekle taşımak diye düşünebiliriz. Vazgeçmeyeceksin. Bak sabır böyle bir şey. Çok düşebilirsin de, çok zor günler de yaşayabilirsin. Sen bu konuda ne kadar sabır gösteriyorsun? Evet, başka? Birisi demin sen mi kaldırdın? Twitter'dan bir soru var. Ne var, ne diyorlar? Arkadaşım Murat, şeyden bizim Murat Karakaş'tan, neden sosyal medya demiş? Neden sosyal medya? Hmm. Yani çok güzel, harika bir soru. Neden sosyal medya? Abi burada Cem Yılmaz'ın kaynak muhabbetine döneceğiz gibi gözüküyor ama ben sana şöyle söyleyeyim. Yani neden sosyal medya, neden internet? Arkadaşlar onu da cevabını şöyle vereyim. Ben teknolojiyle çok büyük bir mutluluk yaşıyorum. Mesela yani şimdi marka ismi verecek gibi olacak ama mesela ben elektronik marketlere, mesela Teknosa'ya veya Electro World'e ya da başka bir Darty'ye girdiğim zaman mutlu oluyorum. Mesela çok mutlu. Gidiyorum böyle cihazlara dokunuyorum, bakıyorum. Seviyorum yani interneti, cihazları. Bakın buradan şu soruya gidelim. Neden sosyal medya? Ben iş yapmıyorum, ben çalışmıyorum arkadaşlar. Ben sevdiğim bir şeyler yapıyorum. Onun adına iş demişler. Vallahi yani durum bu şu an. Çok keyif alıyorum. Anlatırken belki heyecanımı böyle ne kadar o günleri yaşayarak anlatıyorum. Ben çok seviyorum. Sevdiğiniz işi yapın. Hani çok klasiktir bu sevdiğin işi yap ama sevdiğiniz şeyi bulun önce. Yeni medya, yeni dünya çok açık, ucu açık. Hangi alanı seviyorsanız oraya gidin. Neden sosyal medya? Çünkü burayı çok seviyorum. Bu dünyayı, interneti, dijital ve siber ekosistemi çok seviyorum. Evet, başka soru var mı abi? Evet. Merve'nin yanına... Tamam. Hatta şunu da çıkaralım. Evet. Sizi ofisleştirmeye çalıştıkları zaman tepkiniz ne oldu? Vaa bak bu çok iyi soru. Bu çok iyi soru. Var ya yıllardır, şaka yapmıyorum, son 5-6 senedir bana sürekli neden ofisin yok diyorlar. Ofis kur, ofis kur, ofis kur. Ya ismi lazım değil, sektörün önde gelen abilerinden, bu arada başka abiler de var, sana ilham yerine seni aşağı çekiyor. Onlara da aman dikkat. Ya böyle çok seviyorsun yani adamın ismi, cismi, her şeyiyle orada duruyor. Böyle baba gibi bir adam. Ne diyor biliyor musun? 2009. Ofis kurmazsan bu işleri büyütemezsin dedi. Bu işler böyle olmaz. Bu işleri böyle devam ettirirsen bir yerden sonra tıkanırsın dedi. Beni çok ofis hayatına sokmaya... İş hayatının içinde dört duvar arasına sokmaya çok çalıştılar. Ben ısrarla ofisimin olmamasından ne kadar gurur duyduğumu anlattım. Vapur ofis etiketine bakın. Ben vapurdayken bilgisayarımı açarım, fotoğraf çekerim. Hashtag diyez vapur ofis birleşik yazın bir bakın fotoğraflara. Vapurda çalışmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlatırım. Sokakta çalışmanın, otobüste çalışmanın, kaldırım kenarında çalışmanın, ben dünyanın her yerinde iletişim kurabilen birisiysem, benim bir odaya, masaya ve bir kart vizite ihtiyacım yok. Çünkü yeni medya, yeni dünya tam da bunu istiyor. Çok çalıştılar ama başaramadılar. Bundan sonra da başaramazlar. O iş kapandı. Evet. Ama bir şey ekleyeyim. Ofisim olmadığı için başarısız olduğumu düşünen de çok oldu. Parası yok, ofis tutamıyor dediler. Onu da çok dediler. Ama ciddiye alacak mısın? Ciddiye alınacak adam var, ciddiye alınmayacak adam var yani. Evet, başka sorusu olan? Şu tablet yayını izleyenlerden, şöyle şey yapayım da yayını geleyim de.
Şu anda tablet yayını izleyenlerden Ercüment'e oradan canlı yayına katılıp soru sormak isteyen var mı görüntüsüyle? En son bir 30 kişi falan izliyor demiştik. Yine izleyenler var herhalde değil mi? Evet, Hangout'tan izleyenler, özellikle tabletli yayından isteyenler. YouTube'dan şey mi, etiketle mi soruyorlar, nasıl soruyorlar? Yok, hayır, direkt yayına şey... Ha doğru, YouTube'a yazabiliyorlar. Hangout, yok, YouTube'a değil. Canlı sesiyle sorabiliyor şu anda. Aa, eğer, süper. Hani dışarıdan... Öğrenciler için tabii. Ha, öğrenciler için. Şeyler soramıyor da şu anda, çünkü bizim uygulamanın içine almıyoruz. Öğrenciler şu anda Hangout'tan izlediği için... Eğer tabletten izliyorlarsa tabletin üstündeki yeşil butona basıp soru sorabilirler. Tamam. Soru sorana da sıkı bonusum var ha. Oo valla bonuslu monuslu bir durum var. Sorayım diyorsun. Gene bakalım. Evet. Yeşil soru işte. Tabii şunu da unutmayın arkadaşlar. Yani hayat böyle düz bir yol değil. İnişli çıkışlı bir sürü şeyiniz olacak. Yani bu olumsuzluklar, özellikle gündem beni de çok etkiliyor. Fakat gündemi hayatınızda, yani işinizle çok şey yapmayın, eşleştirmeyin. Mesela benim bu aralar en büyük savaştığım şey bu. En büyük savaşım Türkiye'nin gündemiyle kendi hayatımdaki gündemi ayrıştırabilmek. Çünkü haberleri izliyorsun, moralim bozuluyor. Başka bir şey izliyorsun, yapmak istemiyorsun. Böyle biz yoruluyorsun, düşüyorsun ama bu böyle olmaz. Bu memleketin, bu ülkenin bizim daha çok çalışmamıza ihtiyacı var. Bunu da herhangi birisi veya bir şey için değil, içinde bulunduğumuz topraklar için yapmak zorundayız. Bunu unutmayın. Hani bazen diyorlar ki yoruldum, sıkıldım, bunaldım, ben gidiyorum kardeşim, bıktım artık diyenlere inat. Hayır kardeşim, çalışacağız. Çalışırken mutlu olacağız ve uğraşacağız. Kendinizi de aşırı yıpratmayın. Yani yorulun. Ben o hatayı yaptım. Çok yıprattığım zamanlar oldu. Onu yapmayın. Yani yorulun, çok yorulun ama aşırı yıpratmayın. Bu çok başka bir şey. Yorgunluk geçiştirilebilir ama yıpranma geri dönmüyor. Pastacılığa da çekemiyoruz. O yüzden bu önemli bir konu. Evet, başka var mı canlı yayından sorusu olan? Sanırım yok. Yani ya da bilmiyorum o şeyden. Katılan yok. Var mı? Sormak isteyen başka bir şey? Sor. Peki sektörde nasıl farklılaşabiliriz? Farklı olmak için farkındalık yaratman lazım. Mesela kimsenin konuşmadıklarını konuşman gerekiyor. Gördüğün hataları, yanlışları eleştirebilmen gerekiyor. Lafını sakınmaman gerekiyor. Yani... Bunlar tabii ki şey değil, git birine sataş anlamında demiyorum. Bu zaten böyle bir şey değil. Değerlendirmelerde bulun, görüş beyan et. Ben de varım de. Farkındalık ve farklılık böyle yaratılıyor. Ben de varım. Fikirlerinizi beyan edin ve etkileşime geçin. Birileri siz otururken kimse senin adın ne yavrum demeyecek. Yani o işi unutun. Siz, merhaba ben Ercüment. Bu konuda bir fikrim var, sizinle paylaşmak istiyorum de. Fark böyle başlıyor. Dün bir arkadaşımla sohbet ediyoruz, çok güzel bir şey söyledi. Uzak hedefler koyuyoruz. Fark yaratmak, değil mi? Fark yarattı. İsmin neydi? İknur. İknur fark yaratmak istiyor. Ama fark yaratmak için önce sıradan ayağa kalkman lazım. Yani bu önemli bir şey. Uzaktaki hedefe önce buradan başlıyorsun. Biri daha bir şey soracaktı. Sor. Tamam. Ben abi herkesi sınıf dışına alalım o zaman. Evet hocam, haksız rekabet oluyor. Reklam rekabet kuruluna şikayet et bu durumu. Evet. Hani bu sıralardan geçmiş insanlarla şu an hani iş yapıyorum dediniz. Mesela sizinle çalışmak istersek nasıl bir çalışma ortamı? Hani ofis yok ama tam olarak ne yapılıyor? Şimdi ne yapılıyor dersen o iş tanımına girer. İş tanımı dediğimiz şey... Bugün anlattığım, konuştuğum yeni medya, yeni dünya içerisinde markalarla senin bir şeyler yapmanı sağlıyoruz. Bu minvalde yani iletişim, sosyal ağlar, yeni medya, markalarla bu konularda senin birlikte çalışmanı sağlıyoruz. Ama şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun dersem şimdi burada uzar gider. Ama bunu yapıyoruz. Şu an sizin 4 sene önce bu sıralardan çıkıp bizimle gelen... Arkadaşlarınız şu anda bunu yapıyorlar.
markalarla birebir çalışıyor. Başka var mı aklına takılan bir şey? Dinliyorum. Bir dakika. Evet. Benim de hatalarım oldu dediniz. Mesela kendimi çok yıprattım dediniz. Bunun dışında şu çok kötü oldu. Bunu yapmasaydım keşke dediğiniz bir şey oldu mu hiç? Şimdi güzel soru bence de. Hatalar çok, yani gençsin, hatalar yapıyorsun. Ama bence en büyük hata şu. En büyük hata sinirlenmek, kızgınlık. En büyük hata. İnsanlarla konuşarak çözebileceğin şeylere ani reflekslerle yükselmek, bağırmak, çağırmak çözüm değil. Ve ben bundan uzun bir zaman önce de bunun çözüm olduğunu zannettiğim zamanlar oldu. Ama gördüm ki kalp kırıyorsun, üzüyorsun. Bak, bunun ticaretle hiçbir ilişkisi yok. Ticaret yaparsın, ticaret geçirirsin ama İnsanları kırmaya başladığında sorguluyorsun. Diyorsun ki bir dakika, yani ne yapıyorum? Hatalarımdan bir tanesi bu. Kızgın ve sinirli olduğum dönemler. Ama bu agresiflik de işte o şeylik var ya, o yıpranma. Hani ben rahat bir yerden insanlara bağırmıyordum. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben yıpranırken birilerinin de bu yıpranma payının içerisinde payına düşeni verdiğimi düşünüyordum ama böyle değil. Hayat da böyle değil. Hayat bağırarak, çağırarak toparlanmıyor. Anladım ki daha sakin, daha rahat ve daha geniş görebilen, perspektif sahibi, daha derinlikli düşünen biri olmak gerekiyor. Yıpranma konusuna gelecek olursak, uykusuz gecelerim oldu. Çok yanlış, gerek yoktu. Bazı dönemler sağlığımla ilgili sorunlara neden oldu. Daha az uyusaydım o iş olmaz mıydı? Olurdu. Daha planlı olsam olmaz mıydı? Olurdu. Yani bu seninle alakalı, planlı olmak, zamanı yönetmek. Bak, zaman demişti mesela. Ben o hataya düştüm. Zamanı yönetmedim. Sabır mesela. İnsanlara sabredip onları bilgilendirmek, yönetmek. Bu hatalara düştüm. Ama şimdi bir şeyleri çözmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ben de çok genç biriyim. Zamanla bunları çözüyorsun. Ticari yanlış kararlar aldım mı? Almışımdır. Ama ticari yanlış kararlarımdan pişman değilim. Onlar iyi ki yanlış yapmışım ki sonrasında o hatayı tekrarlamıyorum. Ama insani konularda kişisel davranışlarımdan dolayı hatalarım düzeltmekle, onları sorgulamakla geçiyor bazen. Onları da anlamaya çalışıyorum. Kendimi anlamaya çalışıyorum. Hikaye bu. Soru var. Geliyor. Evet, ben sorumu sorabilir miyim? Tabii, sorunu dinliyoruz. Bir dakika. Fırat, bekle Fırat. Bekle. Şöyle şey de yapalım. Şuradan da... Ben. Tamam. Şimdi şeyden de, buradan da verelim yayına ki böyle şey tam hani o deneyimi nasıl yaşayacağınızı görmek için size şey yapıyoruz şimdi. Işığı kapatır mıyız? Tabii. Henüz sinyal yakalayamadı ama. Dur. Bir dakika biraz. Evet. Bir dakika, onu da hemen çözeceğiz. Sizin sorularınız varsa bu arada o soruları da düşünebilirsiniz. Şimdi evet, şu anda şey yakaladık. Fırat, sorunu bekliyoruz. Tamam. Anlattıklarınızı şey yaptıktan sonra için anlattıklarınızda çok büyüyor hayal edildiğinizde. Bu projelere başlamadan önce mi gelmişsiniz? Bu isim nasıl aklınıza geldi? Ha, güzel isim. Güzel soru, daha doğrusu güzel isim diyorum. Şimdi
Hayal Akademisi benim internette rastladığım bir isim. Hani ben böyle rüyamda falan inmedi bana. Hani vahiy şeklinde değil. Ama şöyle bir durum var. İnternette kullanılan bir konuydu. Şey, bu gerçek zamanlı oyun oynayanlar vardı bundan 10 sene önce. Bir masanın etrafında oturup hayalleri ve hayali senaryolar üzerine oyunlar oynanıyordu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Kartlarla oynanırdı. Kartlarla oynanan bu oyun bazıları tarafından bir hayal akademisi olarak adlandırılırdı. Ticari bir şey değildi. Ben o ismi okuduğum zaman o dönemde de bu tarz oyunlar oynuyordum. Yani sürekli hayal ediyordum, düşünüyordum. Şövalyelik yapıyordum. Ejderhalardan kaçıyordum. 2000'li yıllarda bunlar vardı. Hala var mı bilmiyorum ama o isim çok hoşuma gitti. Sonra şunu fark ettim. Hayallerimi aslında gerçeğe dönüştürmek için aynı zamanda da ticari bir model, bir hayat kurmam gerekiyor. Hayal Akademisi öyle başladı. İlk yaptığım şey hayalakademisi.com'u almak oldu. Şirket değil, bir web sitesi oldu. Şirket birkaç sene sonra hayata geçti. İsmin arkasındaki hikaye bu. Ama ben çok seviyorum ve 10 senedir bu ismi, bu şirketi taşıdığımız için de çok mutluyum. Bu arada marka tescil belgesini de aldık. İletişim, reklam, tasarım ve eğitim konularında Hayal Akademisi şu an bizim tescilli markamız. Ne diyorsun Fırat? Teşekkür ederim. Çünkü cidden çok güzel bir isim. İlk duyduğumda ben de hani Hayal Akademisi anlattıklarınızda da çok örtüşüyor. Hani biraz merak etmiştim nasıl oluştuğunu kafanızda bir isim. Çünkü bir isim bulmak da çok zor bir şey bir projeye başlamak için. Ama şunu unutma, bu ismi bulduktan sonra içini zamanla doldurdum. Anlattıkların isme çok uyuyor diyorsun ya, şunu unutma, bazen bulduğun ismin içi zamanla doluyor. Onu da unutma. Başka sorusu olan var mı buradan arkadaşlar? Fırat, nasıl bu yaşadığın deneyim? Şu anda nedir durum? Yani gayet güzel deneyim bir şekilde duyabiliyorum şu an. Böyle katılmak gayet bekleyin. Evet, bundan sonra başka yerlerden katılıyorsunuz arkadaşlar. Peki Fırat, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, böylelikle dersin dışında izlemek için nasıl katılacağınızı da deneyimlemiş oldunuz. Ozan gerçi daha önceden biliyor. Geçen sene de yalnız hiç şey yapıp, ne derler, biraz tembellik yapıp katılmadı şey ama yok şeyde final dersinde katıldı şöyle orada da İngilizce dersindeydi şöyle şeyin yanına geçeyim ben şimdi Ercüment Hoca'ya öncelikle çok teşekkür ederim muhtemelen ondan iletişim adresini isteyeceksiniz mesela Merve'nin gözler şeyi gösteriyor onu gösteriyor ben şöyle yapayım şimdi hemen dışarıya çıkınca Ercüment Hoca zaten Facebook grubundan bizle şeylerini paylaştı. Evet. Zaten hani dediği gibi Ercüment Büyükşener yazıp Google'da ararsanız böyle işte internet insanları ya da yeni medya insanlarını Google'da yazdığınız zaman bulursunuz, erişirsiniz şeylere. Ve bence bundan sonra Ercüment Hoca'nın peşini bırakmayın. Yani diğerleri gibi siz 4 sene beklemeyin. Bence şimdiden şey yapın diyelim. 4 sene içinde almak istiyorum. Çok güzel. İnşallah birlikte de çalışırız, konuşuruz. Ne zaman isterseniz de bir araya gelip oturup bu sohbeti daha da derinleştirebiliriz. Sonuç itibariyle bu bir gelecek ve gezide geleceğe yatırım yapanlarınız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun. Son olarak şeyi ben bu ödevi yeniden hatırlatayım. Şimdi ödevi duymayan var mı? Dersin başına katılmayan var mıydı? Ödevi duymayan, tamam. Yani istediğimiz şey şu, ya pazartesiye kadar seçeceğiniz herhangi bir 48 saatlik dilimde bunu denemeye çalışın. Evet, WhatsApp'ta dahil, değil mi? Ve kronolojik olarak aslında sizden istediğim şey diyet günlüğü tutmanız. Yani ne yapıyorsunuz? 10.52, şimdi başladım. Ondan sonra
Saat 15, yani dakika dakika tutmanız gerekmiyor. Saat 15 beni iyice zorluyor, bıraksam mı acaba falan. Yani bu deneyimleriniz önemli. Ona siz baktığınız zaman da siz kendiniz ilginç deneyimler yaşayacaksınız. Dolayısıyla güzel günlük tutanlar ve ilginç deneyimlerini paylaşanlara bonus not vereceğim. Daha önce ilk yaptığımız şeyden de ilginç anılar var. Onları da sizinle paylaşacağım. Önümüzdeki yani 29 Ekim'de tatiliz. Bir hafta sonraki derste de paylaşacağım şeyleri. Belki sizinkiler de güzel olur. Onlar içinden de bir iki tanesini paylaşırız. Bir şey vereyim mi? Tüyo vereyim mi? Yok yok, verme onu. Nasıl 24-28 saat uzak kalacağınıza dair... Sonradan şeyden alırsınız. Canlı yayında yok hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir ders oldu bence de. Yani yine Facebook grubundan haberleşiriz. Ödev ve ödevlere ilişkin, sınava ilişkin sorunuz varsa. İki hafta sonra fiziksel ortamda, fakat dersten hemen sonradan itibaren siber ortamda görüşmek üzere diyorum. Şunu da ekleyeyim. Twitter'dan bugünkü sohbetimizle alakalı, yani ders falan demiyorum, sohbetimizle ilgili görüşlerinizi yazmanızı istiyorum. Yani hepinizi bir kenara not edeyim, 4 yıl sonra da tanımakta güçlük çekmeyeyim. Twitter'dan mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Mobil ders hashtag'iyle yazarsanız Ercüment'in de şey yapmasına hak oluyor. Bana mention'da atabilirsiniz, mobil ders etiketini de kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, hoşçakalın.